Bu nevroz çok ilginç oldu. Bir nevi Türkiye'nin son 6-7 yılında yaşanan yurttaşın hak ve özgürlük, temel hak ve özgürlük sahasının ne kadar kısıtlandığı, nasıl gasp edildiğinin ironik görüntüleriyle dolu bir nevrozdu. Ama aynı zamanda bu ironik yasaklama hallerini ifade eden görüntülere karşı halkın, toplumun durduğu yer ve ret ve itiraz gücünü de gösterdi. O anlamda aslında Nevroz Meydanı, özellikle Diyarbakır Nevrozu'nda gördüklerimiz ve sergilenen tutum, 7 yıllık Türkiye'nin Kürt politikası da dahil olmak üzere ülkenin hak ve özgürlükler alanını ne kadar daralttı ve bu daralmaya artık insanların, toplumun nasıl bir ret içerisinde olduğunu göstergesi olması açısından oldukça kıymetliydi. Biz bir tür 7 yıllık Türkiye panoraması yaşadık aslında bakarsanız sahada ve bundan çıkışın da nasıl olabileceğini o kitle göstermiş oldu. Bunu özetlemek istersek, örneğin son yılların en büyük katılımıyla karşı karşıyaydık. En renkli katılımıyla karşı karşıyaydık. En yoğun genç katılımının sağlandığı bir nevroz süreci yaşadık. İnsanların kimlik ve inanç yapılarını, düşünsel bağlamlarını ifade eden bütün imge ve simgeleriyle kendisini, geleneksel olan imge ve simgeleriyle kendisini tarihlemek istediği bir alanla karşı karşıyaydık ve nevroz Türkiye'nin çok çoğulculuydu, çok renkliydi aslında. Bu olabildiğince görünür bir biçimdeydi ama öte yandan bu renklilik, bu çoğulculuk, bu renklilik ve bu çoğulculuğa karşı olarak hükümetin, devletin ve hukuki devletin ve hükümetin hukuku kullanma biçimi, asayişi, güvenliği kullanma biçimi ve yaklaşımının da aslında bir tür göstergesi oldu. Örneğin Diyarbakır'da son yıllarda gördüğümüz en büyük baskı biçimiyle karşılaştık. Bir yandan izin verilmiş bir Nevroz mitingi var, kutlamalara izin verilmiş ama öte yandan resmen izin verilmiş olanın fiilen yasaklandığı bir sürece tanık olduk ve bu fiili yasaklama biçimi açısından da oldukça cüretkar diyebileceğimiz karşı uygulamalar, baskı uygulamalarıyla karşılaştık kitle. Bunlar örneğin gayet barışçıl bir biçimde arama sıralarını beklerken kontrol noktalarından geçmeyi bekleyen insanların saatlerce kontrol noktalarında tutulup içeriye sokulmaması ve bu insanların bıkarak, ürkerek geri çekilmesini sağlayacak her tür uygulamalar örneğin oldu. Bu yetmedi. Kitleyi dağıtabilmek açısından bizim son yıllarda görmediğimiz bir şeydi. Gaz kullanıldı, yine plastik mermi kullanıldı kitleye doğru. Su kullanıldı, tazyikli su kullanıldı. İnsanlar yığın içinde bir alana sıkıştırılarak birbirlerini belki de ezebilecek pozisyonda panik ve provokasyona açık hale getirildi. Bütün bunlara rağmen kitlenin duruşu çok kıymetliydi. Tam da Türkiye'deki belki de şeyi gösteriyor. Ne kadar sıkıştırılırsa sıkıştırılsın ve halk, toplum boğulmak istenirse istensin, eğer sakin durmayı, ısrarla durmayı, inatla durmayı biliyorsa o toplum, renklerini kendini koruyarak durmayı biliyorsa, bunun buradan çıkışın mümkün olduğunu gösterdi. Tüm bunlara rağmen Nevroz Meydanı'na, biliyorsunuz Diyarbakır Nevroz Meydanı'na yüz binlerce insan bütün zorlamalara rağmen girdi. Üstelik Nevroz Meydanı'nda bu defa yaşanan farklı bir uygulama daha vardı. Bölge açısından kıymetli ama bence Türkiye ve bütün her yer açısından önemli bir pozisyon daha vardı. Örneğin hiç rastlamadığımız bir arama metodu geliştirdiler. Bu arama metoduna açıkçası kitlesel taciz uygulaması demek gerekiyor. Kitlesel taciz uygulamasına rağmen halk Nevroz Meydanı'na girmekten ve bu taciz uygulamasını teşhir etmekten de geri durmadılar. Yani şöyle demek mümkün. Hak ve özgürlüklerini tanıdığınızı gösterip tanımadığınıza dair uygulamalar içinde olsanız dahi, insanların hakkı olan bayramı kutlamasını engellemek, bir araya gelmelerini engellemek gibi bir derdiniz olsa bile, bütün çoğulcu, rengarenk o toplum mozaiğinin bir arada olmasını engelleyecek her tür onur kırıcı uygulamayla toplumu maruz bıraksanız bile, toplum durduğu yerde gösterdiği duruşla sizin bu uygulamalarınızı reddediyordu. Ama ki bu 8 Mart'ta da uygulanmıştı Diyarbakır'da kısmen ama esas olarak burada yüz binlerce kadın ve erkek üzerinden uygulandı. Birçok kadının kabinlerden çıkarken "vücudumuza dokunamazsınız, bedenimiz bizimdir"
diye çığlık attığını ve bazı kadınların ciddi anlamda karşı koyduklarına tanık olduk. Bu duruma karşı aslında Türkiye'nin feminist, muhalif, sol, demokrat çevrelerinin de ciddi bir karşı duruş göstermesi gerekiyor. Eğer kitlesel taciz uygulamasının devlet adına geliştirilen, çünkü devlet adına orada o insanlar bu aramayı yaptığını ve taciz talimatı aldıklarını söyleyen bir grup polisle de karşılaştık. Bunun adı taciz ve siz bunu nasıl yaparsınız dediğimizde, evet ama bize böyle bir talimat geldi diyen polislerle de ve bu durumdan yılmış polislerle de karşılaştık. Buna tavır alınmaz ise, buna tutum alınmaz ise burada gördüğümüz bu uygulamanın kendisinin bir bütün olarak Türkiye'ye yayılması işten bile değil. Biliyorsunuz pek çok olumsuz, gasp edici uygulama, sınırlayıcı uygulama, baskı politikası önce Kürt illerinde uygulanıyor. Ondan sonra Türkiye'nin geneline yayılıyor ve giderek olağan bir devlet tavrıymış gibi, meşru bir devlet tavrıymış gibi, sizin eyleminiz, hakkınız olan eyleminiz yasa dışıymış gibi bir izlenimle güvenlikleştirilmiş bir toplumsal algı kuruluyor. Özellikle Kürt illerinde ulusal birliğe daveti bu defa halk yaptı. Daha önce siyasal partilerin kendi aralarında geliştirmeye çalıştığı birlik çağrıları çok ilerlemiyorken bu defa taban kıyafetleriyle, renkleriyle, flamalarıyla, ana dil kullanma ısrarlarıyla bir şekilde ulusal birlik çağrısında bulundu. Bu önemli. Bu çağrının kendisi aynı zamanda Kürt siyaseti adına hareket eden tüm siyasetlere bir görev ve ödev yüklemesi anlamına geliyor. Zaten bu Nevroz'un öne çıkan en belirgin şeylerinden biri de ulusal birlik çağrısının ve ulusal renklerin ve imgelerin yoğunluklu kullanılmış olmasıydı. Bu kullanım biçiminin kendisi Kürt siyaseti adına siyaset yapanlara birlik olma çağrısı, Kürtlerin talepleri üzerine ve özgür talepleri üzerine birlikte hareket etme ya da birbirinin kazanımlarını desteklemeye çağrı olarak aslında okunsa bile bir diğer şey önemliydi. Türkiye'de son yıllarda farklı boyutlara taşmış olan bir tür asimilasyon uygulaması var. Özellikle kayyum uygulamalarıyla beraber, baskı sistemlerinin gelişmesiyle beraber çok daha hissedilir biçimde bir asimilasyon uygulaması var. O ulusal duruşun kendisi birlik çağrısı kadar asimilasyon uygulamalarına dönük olarak da halkın verdiği bir yanıt içeriyor. Asimilasyon politikalarının karşılığının olmadığını gösteriyor. Hem ilk defa örneğin insanlar yasak olduğunu bildiği halde geleneksel kıyafetleriyle sahaya geldiler. Uygulanan tahrik edici, provoka edici güvenlik uygulamalarına rağmen insanlar hiç çok nadir karşılık verdiler ve o alanda durup haklarını savunmaya, bayramlarını kutlayacak durumu korumaya çalıştılar. Oldukça barışçıl bir gösteri alanına döndü aslına bakarsanız oradaki baskıya verdikleri yanıt. Bu barışçıl duruşun kendisi aynı zamanda çözüme dair insanların durduğu yerle ilgili verdiği mesajdı. Bütün baskılara rağmen ısrarla, inatla barışçıl eylem hakkını, barışçıl protesto hakkını da kullanarak insanların çözüm istediği ve çözümün adresinin ne olduğuna dair söylem kurduğu bir mekandı. Bu önemli. Bunları birleştirdiğimizde hem Öcalan'ın tecritinin kaldırılması hem Kürt sorununun barışçıl çözümüne dair daha yoğun ve daha fazla bir talep pozisyonun açığa çıktığını söylemek gerekiyor. Bu önemli. Yine tam bununla bağlantılı olarak alandan okuyabildiğimiz bir şey daha var. Oldukça yoğun bir genç katılımı vardı. Çok çok yoğun bir genç katılımı vardı. Bu gençlerin bir kısmı apolitik gibi görünse bile, hani çok uzun süredir biliyorsunuz Kürt gençleri üzerinden bir depolitizasyon yapılabilirse apolitikleştirme süreci işleniyordu. Fakat bugün biz dün Nevroz'da gördük ki bütün depolitizeleştirme sürecine ve politikleştirilme beklentisine rağmen kültürel olarak bir politik zeminde büyüyor bu gençler ve bu politik zemin kendisine yeni sürecin karakterine uygun barış Kürt sorununun ulusal taleplerinin karşılanmasına dair beklenti, talep, eylem ve etkinlik içinde durabileceklerini gösterirken bunun aynı zamanda oldukça yasal, meşru zeminlerde yürümesine dair bir yaklaşım ve talep de vardı. Hatta Nevroz Meydanı'ndaki şunu söylüyordu bize, Kürt sorununun çözümü ve
halkın ulusal taleplerinin karşılanmasına dair daraltılmış olan meşruluk zeminlerinin hızlı bir biçimde genişletilmesi, meşruluğun ayrıntılandırılarak, genişletilerek bir şekilde çözümün adresi haline gelmesiyle ilgili bir görünüm de vardı. Nevroz bize biraz da bunu söyledi. Nevroz'da birkaç şey önemliydi. Bir tanesi gençlik kitlesinin, gençlik katılımının çok fazla yoğun olmasıydı. Bunu siyasetlerin de çok iyi okuması gerekiyor. Türkiye'nin geleceğini kurgulayan, projelendirmek isteyen yapıların da iyi okuması gerekiyor. Türkiye çok uzun süredir gençliği depolitize etmeye çalışan bir politik kulvarda ilerliyordu iktidar olarak, siyaset olarak. Gençlik ne kadar apolitikleştirme sürecine maruz bırakılırsa bırakılsın, politik zeminlerine sahip çıktığını gösterdi, söyledi. Bu önemli. Ama ikinci bir şey daha söyledi. Geçmişin aşınmış, yıpranmış, çatışmacı siyaset biçimi dışında kendisine yeni bir siyasal dil ve alan aradığını da söyledi. Dolayısıyla eğer Nevroz Meydanı'na katılan bu yeni kuşak gençlerin yeni dünya algısına uygun siyaset ve eylem biçimlerinin geliştirilmesi mevcut politikaların dönüşümüyle sağlanmaz ise bu gençlik tabanı ileride Türkiye'nin yasal sayılmayan, meşru sayılmayan iktidar ve muhalefet olan pek çok siyasetini dönüştürücü bir dinamik de içeriyor gibi bunu gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Nevroz Meydanı'nda en fazla insanın hepimizin dikkatini çeken bu oldu. Gençliğin içinde durduğu yer, bir şey olduğu gibi ona bir politik zeminden geliyor ama geldiği politik zemini olduğu gibi kabul etmemiş. Olduğu gibi ele almamış, onu değiştirme, dönüştürme arayışı içinde olan bir gençlik algısıyla karşılaştık. Meydanda konuştuğumuz gençler, beklentiler, gelecek kurguları ile ilgili konuştuğumuz gençlerden anladığımız Nevroz gençliği Türkiye'de muhalefet ve iktidarıyla yasal ya da yasal olmayan diye tariflenen tüm siyasal bağlamlarına dönüşüm çağrısında bulunuyor ve bu çağrının da aslında pratik gücü olabileceğini gösteriyor. Bu çok önemliydi. Bunun adresi konusunda zaten şüpheye yer bırakmayacak sloganlar, söylemler vardı. Kitle içerisinde de sahadaki konuşmalarda da çözümün nereden geçtiğine dair çok açık beklentiler ve söylemler vardı. Barışçıl çözümün yeni Türkiye kurgusundaki önemine dair de kitle çok önemli mesaj verdi. Bütün bunlardan yola çıkarak Nevroz'u bir formülle ifade edersek Nevroz çoğulculuğuyla, çok renkliliğiyle demokratik yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna var olabilecek bir toplumsal zeminin de işaretlerini ciddi anlamda açığa çıkarmış oldu. Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümüyle ilgili 2015'te kesilen sürecin yeniden başlayıp devam ettirilmesi ve genişletilmesi üzerineydi. Bu yüzden Dolmabahçe Mutabakatı'na dönülmesiyle ilgili çağrıları çok açıkça rastladık. Bir önceki Nevroz'da da bununla ilgili çağrılara rastlamıştık ama bu defa kitlenin tezahüratından söylemi sahiplenme biçiminden şunu anlıyoruz ki çağrıdan ötesini istiyor kitle artık. Daha pratik, karşılığı olan, meşruluk alanını genişleten bazı yönelimler istiyor, bazı adımlar istiyor. Bu önemliydi. Yoksa bir önceki Nevroz'da da aslında bakarsanız mutabakata dönüş çağrısı vardı. Yine bu tip mesajların kendisinin pratik sonuçlar doğurabilmesi için gereken toplumsal istek bağlamının, toplumsal taban karşılığının da ne kadar güçlü olduğunu biz bu Nevroz'da görmüş olduk. Çok daha net görmüş olduk. Aslına bakarsanız en başta HDP ve Kürt siyasetini temsil eden politikalara mesafeli duran ama yeni Türkiye Cumhuriyeti arzusunda olduğu iddiasında bulunan muhalefete çok önemli mesajlar içeriyor. Bu kadar büyük bir kitleyi, bu kadar güçlü bir politik tabanı reddederek yine bir demokratik parlamenter sistem kuramayacağını, kurmak isterse bunun en politik, en büyük dinaminin de tam da Nevroz Meydanı'nda görülen dinamik olduğunu söylemiş oluyor. Bir kere Nevroz Meydanı'nda ortaya çıkan bu büyük dinamiği görmezden gelmek
muhalefet siyasetinin bundan sonra yapmaması gereken, yapamayacağı bir şey. Eğer vaatlerinde ısrarlıyseler, vaatlerinde samimiyseler, demokratik parlament, güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri yeni Türkiye formu konusunda samimiyseler, bu samimiyetin aslında dayanabileceği taban Nevroz Meydanı'nda görülen tabandı.